Mersin ve civarında işgal kuvvetlerinin içinde yer alan Ermeniler, Fransız ordusunun önemli bir bölümünü oluşturuyorlardı. Bölgelerden toplanan Ermenilerden oluşan Doğu Lejyonu'nun kuruluşu tamamlandı. Fransa, Ekim 1918'de Doğu Lejyonu'na artık Ermeni Lejyonu adını vererek, küçük müttefikini ödüllendirerek Fransız askerleriyle beraber Güney vilayetlerini işgale hazırlanmıştır. Fransız üniforması içinde Çukurova'ya gelen 10.150 kişilik Ermeni kuvvetlerinin dağılımı ve sayıları şöyleydi. Antep 2500, Maraş 2000, Saimbeyli 1500, Urfa 1000, Zeytun 500, Sis 350, Kozan 300, Adana ve Mersin 1000, Osmaniye, Haruniye, Bahçe ve Islahiye'de 1000. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın Mersin'i doğrudan ilgilendiren hükümleri 5, 7, 10 ve 16. maddeleri olmuştur. Antlaşmanın ilgili maddeleri ise şunlardı. Madde 5. Sınırların denetlenmesi ve iç düzenin korunması için gerekli olan birlikler dışında Türk ordusunun derhal terhis edilmesi. Madde 7. Müttefiklerin kendi güvenliklerini tehdit edecek herhangi bir durum ortaya çıkarsa herhangi bir stratejik noktayı işgal etme hakkının bulunması. Madde 10. Toros tünel sisteminin müttefiklerce işgali. Madde 16. Hicaz'da, Asir'de, Yemen'de, Suriye'de ve Irak'ta bütün garnizonların en yakın müttefik komutanına teslim olmaları ve 5. maddede saptanacak olan düzenin korunması için gerekenler dışında bütün birliklerin Kilikya'dan çekilmeleri. İngiliz askerleri gemileriyle Aralık 1918 tarihinde Mersin Limanı'na gelmiş ve Aralık'ın 17. günü denizden 500 kişilik bir Fransız birliği Mersin'e çıkmıştır. İşgalin hemen öncesinde Mersin mutasarrıfı Galip Bey'e ulaştırmak üzere gümrük iskelesindeki görevli memura verilen mektupta Mondros Mütarekesi'nin 7. maddesi gereğince asayiş ve emniyetin sağlanması için Mersin'in işgal edileceği, kargaşalığa meydan verilmemesi, herhangi bir karşı koyma hareketinde sorumluluğun mahalli yönetime ait olacağı, askeri çıkartmanın istasyon civarındaki iskeleden yapılacağı ve askerlerin istasyon iskelesi civarıyla İngiliz fabrikaları civarına yerleştirileceği bildirilmiştir. Bunun üzerine mutasarrıf Galip Bey çeşitli yazışmalar neticesinde gerekli tedbirleri almıştır. 17 Aralık 1918'de İngilizlerin kontrolündeki Halep'ten MacAndrew'un komutasındaki getirilen Mecusi ve Müslüman Hintli askerler Mersin'e çıkarıldı. Karaya ilk çıkan işgal birliği, Yüzbaşı Mehmet Selahüddin Han'ın emrindeki Hintli Müslüman askerlerinin bir kısmı İskere civarına, bir kısmı da İngiliz fabrikasına yerleştirildiler. Türk ordusunun geri çekilme sürecinde bölge sorumlusu olan Fransızların Suriye ve Filistin'deki kuvvetlerinin de komutanı olan General Hamel'in 19 Aralık 1918'de önce Mersin, daha sonra Adana'ya gitmiştir. General Hamel'in bölgeye Doğu Lejyonu'ndan İskenderun Islahiye arasına, Toprakkale Dörtlor civarına ve sonuncusu da Mersin'e olmak üzere 3 Ermeni bataryası yerleştirmiştir. İşgalin, mütarekenin hemen ardından erken bir tarihte gerçekleştirilmiş olması bölge halkının hazırlıksız yakalanmasına sebep olmuştur. Özellikle İngiliz işgali sessiz sezasız yapılmış, şehirde yapılmaya çalışılan protesto eylemleri de jandarmanın sıkı güvenlik önlemleri sayesinde etkisiz hale getirilmiştir. Kurtuluş Savaşı döneminde orduya katılan ve Mersin cephesinde Yılmaz Müfrezesi kumandanı olan Şeref Genç, işgal haberlerini alan Mersinlilerin durumuna dair şu bilgileri aktarmıştır. Her günkü gibi heyecan içinde sessiz sedasız evlerimizden çıkıyorduk. Çok geçmeden limanın vapurlarla dolduğunu işitiyor, deniz kenarına koşuyor, vaziyeti görünce hemen birkaç günlük ekmek, yiyecek alarak eve dönüyorduk. Fırınların önü üst üste yığılmış halkla dolu. Yolda karşılaştığımız şımarıklıklara aldırış etmiyorduk. Ancak eve gelir gelmez silaha, baltaya, benzer ne varsa, ne olur ne olmaz diye hazırlanıyorduk. Bazılarımızda birkaç aile bir evde birleşiyorduk. İlk birkaç gün geçirdiğimiz heyecan, ondan sonra gördüklerimiz. İşte bu sabahın durumu buydu.
Fransa'daki milletvekilleri meclisinde Çukurova'nın işgali Mersin'den başlayarak şöyle anlatılmıştır. 1918 sonlarındayız. Fransızların gelip Kilikya'yı işgal edecekleri öğreniliyor. Her şeye rağmen Hristiyan halk gibi Müslüman halk da safça bir merakla sahile Mersin iskelesine yığılıyor. Kilikya halkı Fransa'nın büyük askerlerini doğuda yenilmez sanılan Alman imparatorunu yere seren Marne ve Verdun galiplerini görmek istiyor. Halk kitle halinde Mersin sahiline birikiyor. İşte uzaktan dumanı tüten gemiler göründü. Yaklaşıyorlar. Sandallar denize indiriliyor. Halk karaya çıkan Verdun galiplerini görecek. Hayret! Askerlerimizin şanlı üniformaları altında ne görseler beğenirsiniz? Ezeli düşman Ermenilerin tüysüz yüzünü. Fransızların işgal günü kentte alınan tedbirler hakkındaki bilgileri o günlerde jandarma bölük komutan vekilliği yapmış olan başçavuş Kadri şöyle aktarmıştır. İlk gün çıkan Fransız Ermeni askerleri bir vukuat yapmasın diye Taş Hanı'na ve hariçle ittikal etmemeleri için mevcut jandarma kuvvetleri tarafından kordon edildi. Ne çare ki jandarmanın ne sözü ne de silahı iş görecek vaziyette değildi. Ermeni taşkınlıkları derhal kendisini gösterdi. Yerli Ermeniler ve onlara iltihak eden diğer gayrimüslim ve gayri Türk birçok kimseler muzaffer Ermeni kardeşlerini tebrik ve Türk'e karşı kalplerinde besledikleri bağdü adabeti alenen göstermeye başladılar. Jandarma tahkir ve tezil ediliyor, kordon kaldırılıyor, temaslar, şaklabanlıklar bütün mevcudiyetiyle ve bütün Türkleri tahkir suretiyle ilk perdeye açtılar. Birçok yerler tak-ı zaferlerle tezyin edildi. Fransız üniforması giydirilmiş Ermeni gönüllülerden oluşan bir tabur Mersin'de Taşhan'a, ikinci bir tabur Araplar Köyü, Hristiyan Köyü ve Mesudiye Mahallesi civarında kurulan çadırlara, Cezayir, Tunus ve Fransızlardan oluşan bir başka tabur da Kışlayla Müftü Mahallesi'ndeki medreseye yerleştirilmişti. Böylece Fransız işgalinin sınırları Mersin'in batısındaki Alata Çayı'ndan Pozantı'nın kuzeyindeki Akköprü'ye kadar uzanıyordu. Mersin'den sonra 19 Aralık 1918'de Tarsus'ta Fransız askerlerince işgal edildi. Tarsus gazetesi Ocak 1919 tarihinde Ziyafet başlıklı yazısında geçen cuma günü daireyi belediyede şehir kuvveyi işgaliye Fransız kumandanı Monsieur Cote şerefine bir ziyafet verilmiş ve bu ziyafette kuvve-i işgaliye zabitanıyla şehrimiz mutebaran ve eşrafı hazır bulunmuştur. İşgal sürecinde Mut'ta, Mersin'de, Gülnar'da, Silifke'de, Arslanköy'de kurulmuş olan müdafaa-i hukuk teşkilatları çeşitli silahlı birlikler oluşturarak yörede Fransızlara karşı önemli bir mücadele yürütmüşlerdir. Mersin grubunda Fransız askerleriyle bazı çatışmalara girilmiş ve binbaşı Mesnil komutasındaki 530 kişilik tabur esir edilmiştir. İşgalden itibaren büyük zorluklar yaşanmış olmasına karşın bu durum Mersinlileri yıldırmamış, Mersin ve çevresini Kuvayi Milliye'nin güçlü direniş cephelerinden biri haline getirmiştir.